Herkese selam arkadaşlar. Şu an Antalya'dayım ve bir oteldeyim. Oteldeki çalışanlarla çok iyi anlaştım arkadaşlar ve çalışanlardan biri bana bir fikir söyledi. Daha önce, bundan yaklaşık 5 yıl önce bir YouTuber bu otele gelmiş arkadaşlar ve bu otelde asansör deneyini yapmış arkadaşlar. Ve asansör deneyini yaptıktan sonra hiç kimse o YouTuber'ı burada görememiş arkadaşlar. Bütün çalışanlar bunu söylüyor. Önce bir kişi geldi, bana anlattı bu durumu. Çok yakındık onunla. Bayağı anlattı bu durumu. Dedi ki bir tane YouTuber geldi buraya. YouTuber'ın ismini vermek istemiyorum şu anda arkadaşlar. Otelden çıkmasına 3 gün kala bu asansör deneyini denemiş ve otelden bir anda yok olmuş arkadaşlar. Bana sen de bunu deneyebilirsin ama son gün dene dediler. Bugün otelde kaldığım son gün arkadaşlar. Yarın ben öğlen otelden çıkışımı yapacağım. Şu an saat gece 3 ve ben asansör deneyini deneyeceğim arkadaşlar. Evet, yanlış umadınız. Asansör deneyini deneyeceğim. Biliyorsunuz ki gece 3'te bir şeyleri denemek gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü gece 3 cinlerin ve şeytanların saati arkadaşlar. Bu sebeple gece 3'te her şeyi denemek sıkıntılı arkadaşlar. Gece 3'te sipariş vermek bile sıkıntılı. Zaten gece 3 deneylerine devam edeceğim ve yaşadığım sıkıntıları siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Asansöre gidiyoruz arkadaşlar. Asansöre girdikten sonra gizli bir kod var arkadaşlar. Ben bunu Deep Web'den aldım. Deep Web'den bu gizli kodu buldum. 31 31 31 31 31 diye başlıyor. Sonda birkaç tane farklı bir sayı var. O sayıları yazıyorsunuz arkadaşlar. Ama o sayıları size söylemeyeceğim çünkü çok riskli bir durum. Bunu sizin yapmanızı istemiyorum. Bu yüzden o sayıları size söylemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Asansöre gidiyorum ve bu gizli kodu o asansörün tuşlarına yazıyorum. Bakalım asansör bizi farklı bir yere ışınlayacak mı arkadaşlar? Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna abanmayı unutmuyoruz ve bolca yorum yapıyoruz arkadaşlar. Yorum patlaması yapıyoruz. Bakın bunu her videoda söylüyorum. Yapmıyorsunuz. Yorum patlaması yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen herkes 20'şer yorum atıyor. Bak şu an bekliyorum. Şu an hemen videoyu durdur ve aşağıya 20 tane yorum yap ve videoya devam et. Bekliyorum arkadaşlar. Şu anda yorum yapmanızı bekliyorum. Arkadaşlar ben sizin yorum yapmanızı bekliyorum. Ama sen bak, sen hala ne yapıyorsun biliyor musun? Hala oturmuşsun böyle videoyu izliyorsun. Abi videoyu durdur dedim, git dedim, yorum yap dedim, like butonunu patlat dedim. Hani hiçbir şey yapmadın. Hadi git yorum yap. Ben de asansöre gideyim arkadaşlar. Şu an çıktım arkadaşlar dışarı. Asansöre doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu ışığı kapatsam ya, çok dikkat çekmek istemiyorum. Arkadaşlar şu asansörlere bakın. Bu asansörlerde daha önce bir YouTuber bu asansör deneyini denemiş ve farklı bir yere ışınlanmış arkadaşlar. Ya buna inanabiliyor musunuz ya? Farklı bir yere ışınlanmış adam şu asansörlerden bir tanesine binmiş ve otelin herhangi bir katında inmemiş arkadaşlar. O gün bu YouTuber bu otelden yok olmuş arkadaşlar. Ve çıkışına tam 3 gün varmış. Asansörün biri bizim kata doğru geliyor. Hemen onu kaçırayım. Arkadaşlar asansör bu kata doğru geliyor. Ve ben asansöre binmem lazım. Asansöre gerçekten binmem lazım arkadaşlar. Asansörde kimse olsun istemiyorum arkadaşlar. Diğer tuşa da basayım. Asansörde tek olmam lazım bu arada. Kaçta? 4'te, 5'te. Bu kaçta? 3'te. Gel. Asansörde biri varsa gelmeyeceğim. Asansörde kimse yok. Arkadaşlar şimdi önce bu kodu deneyeceğiz. Tamam mı? Kodu göstermeyeceğim size. 31 31 31 diye başlıyoruz. Arkadaşlar bundan sonraki şifreyi size göstermiyorum. Bundan sonrasını gösteremem.
Buyurun arkadaşlar, bakalım bir yere çıkacağız. Ne oldu lan? Şimdi yok burada. Burada ben de buradayım arkadaşlar. Kameramı yanımda getirmemişim, o yüzden telefonda çekim yapıyorum. Lan! Ne oldu lan? Nereye indik? Lan! Ne oluyor oğlum? Oğlum neresi lan burası? Fashion... Oğlum ne? Moda meydanı, ne alaka oğlum? AVM asansörü mü? Oğlum AVM asansörü ne alaka? Arkadaşlar şu anda AVM asansörü diyor. Bir dakika, AVM'deyim ben. AVM'de... Bir dakika ya, bir dakika. Kafam çok çok karışık. Kafam aşırı karışık. Otelden ben 3. kattan bindim. O kodu yazdım arkadaşlar. Hani otur. Devamını söylemiyorum biliyorsunuz. Riskli bir kod. AVM asansörü diye bir yerdeyim şu an. Ve bir dakika lan, otoparktayım lan. Otoparktayım arkadaşlar. Ne alaka lan otopark? Oğlum burası ne? Hangi AVM'deyim lan ben? Arkadaşlar şu anda bir AVM'nin otoparkındayım. AVM'nin otopark katında indim asansör. Beni niye burada indirdi? Ben hiçbir şey anlamadım şu anda, bir dakika. Beynim durmuş durumda. Birine soracağım nerede olduğunu. Çünkü buranın ne olduğunu bilmiyorum. Buranın neresi olduğunu bilmiyorum. Birine sormam lazım. Ha, şuradan biri geliyor. Ya pardon. Lan? Oğlum ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Senin Antalya'da ne işin var? Ne Antalya'sı oğlum? Nasıl ne Antalya'sı? İstanbul burası. Nasıl İstanbul burası? Moruz, ben Antalya'daydım. Asansöre bindim. Asansör deneyini yaptım. Oğlum sen bana mesaj attın. AVM'nin otoparkına gelsene diye. Abi inanamıyorum şu anda. Sen iyi misin? MR'a gel dedim. Sen ne yaptın? WhatsApp'tan mesaj geldi bana. Ben de o yüzden geldim. Arkadaşlar asansör deneyi oldu ama şöyle bir sıkıntı var. Antalya'daydım. İstanbul'a ışınlandım lan. Ben sana mesaj atmadım. Mesaj nasıl? Sana... Mesaj burada duruyor. Görmüyor musun? Şaka yapıyorsun ya. Bana şaka yapıyorum ben ya. Ben buraya niye geldim? İyi misin ya? Sen beni çağırdın dedim. Bir şey oldu herhalde. Öyle bir çağırdın mı? Abi çok garip bir şey oluyor şu anda. Arkadaşlar siz gördünüz. Asansöre bindim. Antalya'daydım. Oteldeydim. Asansörden indiğimde bir otoparktayım. AVM'nin otoparkındayım şu anda. Ve telefonumdan Ulaş'a bir mesaj gitmiş acil. AVM otoparkına geldi. Sen atmadın mı o mesajı? 15 saniye önce Antalya'da oteldeydim. AVM deneyi diyorum. Kafam o kadar yandı arkadaşlar. Asansör deneyini yaptım. Arkadaşlar asansör deneyi oldu ama şöyle bir sıkıntı var. Bütün kıyafetlerim, valizim, hatta arabam Antalya'da kaldı. Denize gidemedin mi sen? Olabilir. Gel abi deneyelim. Abi ben böyle bir şey görmedim. Bir, var ya, Antalya'ya dönemezsem sıçtık buradan. Uçakla gideceğiz mecbur. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an ya. Ha? Bir şey olmuyor. Antalya'ya gideriz en fazla. Gel gel. Abi. Sana bir şey diyeyim mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Asansör deneyini yapamayız. Moruk sayılar yok. Biz bittik. Arkadaşlar bir şekilde buradan geri dönmenin bir yolunu bulacağım. Ve Antalya'ya geri döneceğim. Sizi çok seviyorum. Asansör deneyini sakın araştırıp, o kodları bulup sakın asansör deneyini yapmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.